Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminine enfusahum ve emvalehum bi enne lehumul cenne. Allah müminlerden mallarını ve canlarını karşılığında onlara cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Ayet-i kerimesinin tefsirini bugün devam edeceğiz. Şöyle ki 6. sözdeki temsili hikayeciyi belki bir tablolaştıracak olursak ne vardı hatırlayacaksınız? Nefsini Allah'a satmak, sonra malını Allah'a satmak, ona abdolmak ve ona asker olmak. Bakın dört tane hani farklı noktadan geldik ve bu noktada da hani iman olduktan sonra imanın hakiki imanın belirtisini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediyor, buyuruyor. Bu da bedevilerden bir kısmı sana gelerek derler ki biz teslim olduk, biz hani iman ettik. De ki siz iman etmediniz, sizler sadece teslim oldunuz. Zira iman etmek Allah ve Resulüne hiç şüphe getirmeden inandıktan sonra malıyla ve canıyla onun yolunda cihat etmektir diye buyuruyor Hucurat Suresi 14. ayeti kerimede. O yüzden imanın varlığının göstergesi sadece inandım demeyle değil, o inandığımız şeyi aksiyona dönüştürerek demek ki hakikate ulaşıyor. Bu yüzden de önce nefsini satacaksın Allah'a. Nefsinin arzu ettiği ne kadar şey varsa. Madem ki nefis kötülüğü emrediyor, kötülüğü seviyor ve Allah'a isyanı, baş kaldırmayı, serkeşliği, işkembeye düşkünlüğü, hani Üstad Hazretleri'nin nefsine hitap şekillerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Serseriliği, bedbahtlığı, bakın demek ki nefsin arzu ettiği şeyler bunlar. O halde mümin kendine çekidüzen verecek ve kendisine çekidüzen verirken de hani şunu unutmayacak. Evet bu nefis bana emaneten verildi ve ben bunu sahibine hakkıyla satmalıyım. Zaten elimden çıkıp gidecek olan şeyleri Cenab-ı Hakk'a satarsam kâr içinde kâr elde ederim. Mal da bakın yine aynı şekilde. Bunun bir tanesi demek ki iki uçlu demiştik geçtiğimiz derste. Bir tanesi insanın kendi içine doğru yaptığı yolculuk. Nefsiyani arzuları, nefsini Cenab-ı Hakk'a satması İçte bir mücahede aslında bir manada. Diğer bir mücahede de dışa doğru bir mücahede. Bu da ne demek? Sosyal hayatın en güzel hale gelebilmesi noktasında malını Allah için satabilmek. Şimdi malı Allah'a satmak gibi bir kavram. Cenab-ı Hak ganiyi alalıtlak, gücü her şeye yeten, zenginliğin asıl sahibi, her şey yoktan var eden, bütün zenginlikler kaf ve nun harflerinin arasında sıkışmış derken bu bütün kainatı ve içindekileri dünyayı ve ahireti yaratmasından bahsediyorum. Hepsi kaf ve nun harflerinin arasında yer alıyor ve bakın böyle büyük bir zenginliğin sahibinin bizden gidecek mala, mülke, yedirmeye, içirmeye, ondan sonra işte indir yardıma vesaire hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı aşikar. Ama o merhametlerin en merhametlisi olan Allah bizlerin ona kulluk yapması noktasında ve bu malımızı kendi irademizle şu imtihan meydanında Allah için kullanmak suretiyle onları bizim için muhafaza ediyor. Sonra da cennette bunun karşılığını veriyor. Yani kat ve kat karşılığını veriyor. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Mesela işte bir yetimin başını okşadığınızda onun başının okşadığınız saçları adedince günahlarınız dökülmüş oluyor, günahlarınız temizlenmiş oluyor. Yahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Allah için verilen bir sadaka, Allah rızası için verilen bir sadaka, dağdan, taştan, demirden, yerden ve gökten daha ağır gelecektir mahşer günü diye buyuruyor. Bakın ne oluyor? Demek ki verdiğimiz malzemeler, Allah için kullandığımız her şey değerlenmiş oluyor ve hepsine bir ipka damgası vuruyorsunuz. İbka damgası yani bunu bakileştirme damgasını vurmuş oluyorsunuz ve böylece sizin kısır, sınırlı, geçici, elinizden zaten çıkmaya müheyya olan dünyanız
Evet, bu dünyayla sınırlı kalmıyor. Sizlere ebedi hayatın kapılarını arayalayacak bir tarla haline geliyor. O yüzden ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Evet arkadaşlar, sonra yine o tabloya baktığımız zaman bir padişah var, iki adam var. Sonra birer çiftlik veriyor. Hani o çiftliğin içerisinde neler var? Fabrika var, makine var, at var, silah var. Yani ne ifade ediyor ki bunlar? Demek ki insanın ürettiği, insanın hani üretirken kullandığı malzemeler, sonra insanın binek olarak kullandığı hani vasıtalar diyebiliriz biz buna, sebepler dairesinde ve kendisini koruması için silah gibi malzemeler verilmiş. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanıydı. Öyle olduğundan dolayı da hiçbir şey kararında kalmıyor. Ya mahvoluyor gidiyor veya tebettül ediyor yani bozuluyor. Ve bu noktada da bir yaver-i ekremi, bir ferman ile geliyor ve emanetini kendisine satmamız teklifinde bulunuyor. İşte bakın öyle bir merhamet ki yani siz gidin aklınızda bulun demiyor. Bize bir de yaver-i ekremini, o en kerim yaverini gönderiyor ve onun da eline bir hitabet pusulası yazıyor. Sonra emanetimizi sattığımızdaki kar nedir? Satmazsak ne olur? Bakın bu şeyde bunlar yazıyor. Hatırlayacaksınız kar ve de zarar dengesi var. Kur'an-ı Kerim'de açtığınız zaman ya da önce şeyden başlayalım. Emri bil maruf nehyanil münker. Yani iyiliği emredip kötülüklerden sakındırma. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda da bakın aynen bunu görüyorsunuz. Emirler var. İnsanları sevdirerek müjdeler veriyor. Ve müjdeler verirken hani Allah'a hakkıyla kulluk yapanların cennetteki erişecekleri nimetler, güzellikler, Allahu Teala'nın hoşnutluğu, onun cemali, sonra Cenab-ı Hakk'ın o insanlarla birlikte olması, mahiyeti ilahiye vesaire gibi o kadar çok şey sayılıyor ki bakın bu güzellikler noktasında. Ama hani bir de eğer o emaneti satmazsak yani kafirler gibi, müşrikler gibi yahut da güneş değen insanlar gibi neydi? Cezanın amel cinsinden olması gibi ahirette, cehennemde ateşlerden yataklar, ondan sonra kaynar sular, zakkum gibi yani ya da irin gibi içe içme var, yeme var, yatma var. Hani buradan biz anlıyoruz ki dünya hayatındaki ihtiyaçlara benzer ihtiyaçlar demek ki orada da olacak. Ama acıktığınızda zakkum, yanacaksınız, su isteyeceksiniz üstüne kaynar su. Yani ne manaya geliyor, bizim için ne ifade ediyor diye çok düşünmüştümdür ben mesela. Herhalde diyorum ki Allahu Alem haram yiyenlerin kursaklarında yiyecekleri çeşitli zehirler, haram içenlerin içecekleri kaynar sular veya irinler. Sonra haram yataklarda yatanların içinde yatacakları yataklar gibi. Bakın bütün bunların hepsi Allahu Teala'nın merhametiyle uyarılmışız ve diyor ki dünya hayatını eğer emanetleri şu iki emaneti bana satarsanız o zaman dünya hayatında da ahiret diyarında da ben bunları sizlere daha güzel iade edeceğim gibi bir ifade var. Bir de tehdit var. Şimdi müjde ve ne diyoruz biz buna? Tehdit. Beşir ve nezirdir değil mi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ey ya eyyühel müddessir kum ve enzir diye buyuruyor. Ey diyor örtüsüne bürünen kalk ve insanları inzar et diye buyuruyor. Yani bu tehdit gibi algılayanlar da var ya da uyarı gibi algılayalım. İşte bakın biz burada bir warning görüyoruz. Yani bir uyarı var. Ve bu uyarıdan yola çıkarak kendimize hani bir yol çizeceğiz bu dersin sonunda. Evet neyi veriyoruz, neyi vermiyoruz? Hangi konuda pazarlık yapıyoruz? Allah'ın muradı gerçekten bizim muradımız mı? Yoksa onun muradına göre mi yaşıyoruz? Yani bizi yaratanın, var edenin muradına göre mi yaşıyoruz? Ve onun muradına göre yaşamak bizi mutlu mu ediyor, mutsuz mu ediyor?
İşte bakın kalpçe imanın ne kadar oturduğunun göstergesini bu artı ve eksi kutuplardan yola çıkarak hep birlikte deneyimlemiş olacağız. Emanetini sattığınızdaki karınız neydi? Bizzat kendisi muhafaza edecek, muharebe bittikten sonra güzelce iade edecek. İki, pek büyük bir fiyat verilecek. Üç, o ailelerin, o aletlerin kıymetleri birden bine çıkacak. Bütün masraflar padişah tarafından deruhte edilecek ve kar menfaati de bize verilecek ve terhisat zamanına kadar da elimizde bırakılacak. Evet, gelelim. Satmazsak ne olur? Bu beşirdi, müjdeydi bakın bunlar. Özendirmek, gıpta ettirmek, harekete geçirmek, böyle gayrete getirmek için çok güzel vaatlerdi bunlar. Şimdi bu ben derste şunu görüyorum. Allah-u Teala Bakara suresinde birçok yerde şöyle buyuruyor. Allah vaadinden dönmez. Allah vaat eder, vaadinden dönmez. Vaadinde emindir o. Evet. O yüzden hani bu vaatler çok önemli bir noktada. İkinci kısımda inzar meselesi dedik. Emanetinizi satmadığımızda Allah ne yapacak? Beyhude zayi olup gidecek. O yüksek fiyattan mahrum kalacağız. Kıymetten düşecekler. İdare ve muhafaza zahmeti başımıza kalacak. Emanette hıyanet cezası göreceğiz. Peki iki tane adamın duruşuna bakacağız yine. Birinci adam dedi ki okey ben baş üstüne mal iftihar çok büyük bir iftiharla satarım. Demek ki insanın iftihar duyacağı bir şey. İnsanın nefsini ve malını Allah için satabilmesi. Yani Allah'a kulluk ediyor olabilmesi insanın iftihar edebileceği bir şey. Kendisiyle övünme manasında demiyorum. Öyle bir mertebeye çıktı ki sonra o ikinci adam yani bir ilk adam herkes haline gıpta etti. Bak şimdi böyle insanın güzellikleri yaşaması var ama güzellikten illaki bir Facebook'tan, bir Instagram'dan yediğini içtiğini bir gösterme hissi de var demek ki insanlarda. Bakın insan psikolojisini o kadar iyi anlamış ki Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi diyor. Yani demek ki ona öyle güzellikler ihsan edilmiş ki haline bakın hayran kalıyor. Hani insanlar da bunu istemiyorlar mı? Bakın yığınlardan bahsediyorum dünyada. Hani olmadıkları mutluluğu, işlerinde belki ayda bir yedikleri yemeği ya da hani hayatlarının en güzel taraflarını paylaşıp kendilerine hayran kitlesi, fan kitlesi, takipçi oluşturmaya çalışan insanlardan bahsediyorum. İşte bakın bunun aslında Cenab-ı Hak yapacak. Eğer hakkıyla ona emaneti satarsanız, evet Allah sizi alacak, öyle bir noktaya getirecek ve herkesin gıpta ettiği bir hale sizi sevk edecek. Sonra padişahın lutfuna mazhar olmuş diyor. Bakın kazanca bakar mısınız? Bence bu üstteki kazançlardan daha güzel bir şey. Bana öyle geliyor. Padişahın lutfuna mazhar olmak. Sonra has sarayında saadetle yaşamak. Yakınlık görüyorsunuz değil mi bakın burada hani alacaklarınız değil de normalde bizler şeyiz böyle matematiksel olarak ha evet karlar şunlarsa eğer bunlar için yapılır diyoruz ama o karların ötesindeki karı hissetme ancak imanda derinleşen insanları nasip olacak has sarayda saadetle yaşamak evet neresi acaba has saray diğeri de şöyle dedi. Acaba burada kendimizi görüyor muyuz bilmiyorum. Hani burada bir muhasebe de yapmamız gerekiyor. Hani kar zarar dengesi noktasında murakabe diyor. Üsta şey hoca efendi bir de muhasebe diyor. Biz ikisini de yapalım isterseniz. Kar zarar dengesinin noktasında zarar dengesi neymiş? Diğeri şöyle dedi. Yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam. Şimdi bir inat ediyor ve o kendi Allah'ın emanet olarak verdiğini sahiplenmiş ve kendi mülküymüş gibi. Vehim ve kuruntular içinde. Bakın vehim ve kuruntular diyorum buna. Asliyette böyle bir şey yok. Hani şöyle sizin emanet bir elbise alıp bunu her yerde
işte indir böyle göstere göstere, bak elbisem ne kadar güzel değil mi diye bir hale girmemiz gibidir bakın bu. Oysa ki o elbise sana ait bir şey değil ki. Allah'a ait ya da işte indir hani beden elbisesi diyelim, Allah'ın bize verdiği imkanlar diyelim. Evet, demek ki o kötü olan adam ya da zarar içindeki adam, bence bu daha büyük bir zarar. Ne yaptı? Allah'a ait emanete ortak oldu. Haşa, şirke girdi mi? Girmiş oldu. Öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor hem de müstahak diyor. Bak, öyle bir noktaya gelecek ki hiç kimse hatasının insanlar gözünün önünde ortaya çıkmasını arzu etmez. Çok kırılgan insanlar vardır. Azıcık böyle dil ucuyla dahi olsa hani ufacık bir hatasını söylediğin zaman der ki, arkadaşım neden insanların yanında söyledin, beni mahcup ettin, bana özelden söyleyebilirdin. Yani arkadaşlar, demek ki insanın psikolojik yapısını, karakter analizini öyle güzel yapmış ki orada diyor, herkesi hani güzel görünmeye çalışıyordu ya, hani çok böyle işte şeydi, mal mülk sahibiydi, her şeyin sahibi oydu. Allah işte orada onu rezil etmek suretiyle insanların göz önünde ya da varlığın göz önünde herkesin acıyacağı ve sana müstahak diyeceği çok büyük bir cezaya maruz bırakmış oluyor. Şimdi bu müstahak ifadesinden bazı ayet-i kerimeler aklıma geliyor. Mesela vamtazul yevme eyyuhel mücrimu. Artık ayrılın bir tarafa ey mücrimler, ey günahkarlar ayet-i kerimesi. Hani selamun kavlen min Rabbirrahim'den sonra gelen ayet var ya, işte orası. Sonra Cenab-ı Allah'ın ikazları geliyor. Sonra Cenab-ı Allah'ın azarlaması geliyor. Mahşer yerinin tablosundan bahsediyorum. Cennette, cehennemde pardon, bir vadi var. Veil vadisiymiş. En derin yerde, ateşlerin içerisinde bulunan bir vadi. Oraya kimler girecek biliyor musunuz? Veil, yazıklar olsun sana demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın sana yazıklar olsun dedikleri kimseler gireceklermiş. Evet, müstahak ifadesi bana bunu çağrıştırdı yine. Hem saadeti hem mülkü gitti. Evet, hani saadeti için, şu geçici saadeti için, geçici rahatını bozmayan, geçici olarak elindekileri tutmaya çalışan insanların hem saadeti hem de mülkü elinden çıktı gitti. Sonra ceza ve azap çekiyor. Çekmeye de devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Üstad Hazretlerinin bize ifadelerine, kaldığımız yere. Üstadımız dedi ki, işte ey nefsi pür heves. İlginç geldi bana buradaki bu hitap. Nefse bu yönüyle hiç bakmamıştım. Her şeye heveslenen, her şeyi arzu eden. Şimdi bakıyorum, acaba zamanımız insanların da bu biraz daha sanki ön plana çıkıyor gibi. Çok hevesliyiz. Her yeni şeyi tatma, her yeni güzelliği elde etme gibi. Mesela şöyle düşünün, küçük bir elinizde size yetecek kadar bir telefonunuz var ama en iyisi olsun diye istiyorsunuz. Telefon bozuk değil, işlevsel olarak bir sıkıntısı yok. Ama ne yapıyorsunuz? Hani yeni çıktı ya, onu merak ediyor ve en iyisi bende olmalı diye düşünüyorsunuz. Böylece aylarca borç içinde hayatını geçiren insanlar olabiliyor. Aynı hani malı Allah yolunda infak et derseniz, hani o noktada biraz İşte ihtiyaçlarının çokluğunu dile getirmek suretiyle şeytan öyle bir konuşturuyor ki bakın o insanı. Ama şuna da ihtiyacım var. Ama yarın ne olacağımı bilmiyorum. Ama şimdidir hani imkanlarım da ancak bu kadar. Sadece kendi kendime yetebiliyorum. Oysa ki fuzuliyat noktasında hiç böyle bir şey düşünmüyoruz yani. Şimdi o yüzden insan her şeye hevesleniyor. Nefsimiz her şeye hevesleniyor ve her güzeli, her iyiyi, her tatlıyı yemek istiyor. Şimdi şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Dürbün niye dedi? Misaller dürbünlerdir. Yani Kur'an-ı Kerimlerdeki temsiller, Kur'an-ı Kerimlerdeki kıssalar da bakın böyledir. Cenab-ı Allah o
misallerle ve o kıssalarla bize bir şeyler anlatmak ister. Yani bizim için uzaktaki olan hakikatleri yakına doğru taşımak ister. O yüzden hani bir dürbünün özelliğidir uzaktakini sizin gözünüzün önüne kadar getirip sanki yakınınızdaymış gibi hissettirmek. Evet, şimdi geleceğiz hakikatin yüzüne bakacağız. Ama o padişah ise ezel ve ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır diyor. Evet, şimdi ezel ebed sultanı, ezelin ve ebedin saltanat sahibi. O zaman ezelin de sahibi, ebedin de sahibi kimse hakiki mal ve mülk sahibi odur değil mi? Rabbindir diyor, saltanat sahibi o. Terbiye eden de odur. Halık da odur bakın. Ya da bunu sondan ele alacağız. Halık yarattı, Rab terbiye etti ve devamlı terbiye ediyor. Ve o yarattıklarının sahibi. Yarattıklarının ve yarattıklarının içinde bulunduğu dünyaların, alemlerin, kainatın sahibi. Böyle bak tanıyacağız Cenab-ı Hakk'ı. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise bakın neymiş? Senin daireyi hayatın. Hayat dairen. İçindeki mamelekin sahip oldukların. Hayat dairenin içinde sahip olduğun ne diyor? Mamelek. Sahip olduğun şeyler. Sonra sahip olduklarının içinde, o mamelekin içinde ki cisim, ruh, ve kalbin. Evet, şimdi iç içe böyle şeyler var. Oklar çıkartacağız. Neydi? Hayat dairesi. Onun içindeki mamelek. Mamelek sahip olduğu şeyler. Sonra mamelekinin içine girdik. Şöyle diyeyim ben. Geçtiğimiz haftalarda öğrencileri bir şeye götürdük. Ne diyelim? Müzeye götürdük. O teknik müzeydi. Teknik müzede bir yaprağın hücrelerini ve DNA'sını incelemişler. Dışarıdan girdik, böyle ağacın iç şeyinden dışından girdik. Sonra yaprağın içine girdik. Yaprağın içindeki hücreleri gördük. Hücrelerin içindeki atomları gördük. Atomların içerisindeki o işte elektronları, şeyleri vesaireleri falan. Hani bunu böyle temsilen de olsa göstermişler ama müthiş bir sanat vardı. O sanatı görünce insan gerçekten halden hale geçiyor. Aynen bakın bunun gibi böyle tümden gelip. Öyle mi diyelim? Yoksa tüme varım mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Sizce dışarıdan içeri doğru nüfuz ediyoruz. Mamelekin içerisindeki cisim. Şimdi cisminin içine bakacağız. Cisminin içinde neler var? Ruh var. Kalp var, mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalp. Sonra cisim, ruh ve kalbin içindeki göz, dil, akıl, hayal. Ama şimdi durdum burada. Beni biraz düşündürdü bu. Neden? Çünkü sadece cismin gözü var, cismin kulağı var, cismin aklı var, cismin kalbi var. Biraz farklı değil mi? Burada göz, dil, akıl ve hayal. Demek ki buna tereddüt eden ruha bakan yönüyle de ruhun gözü var. Ruhun aklı, ruhun dili. Hani dil susmuş olsa da ruhlarıyla birbirleriyle konuşan insanlar. Hiç aklınıza geldi mi? Mesela kalbin gözü var. Kalp gözü deniyor buna, basiret deniyor mesela. Kalbin düşünme kabiliyeti var, aklı var kalbin yani. Bir vicdanı var. Vicdanla kalp arasında, akıl arasında bir vicdan var. Akılla kalp arasında bir vicdan denen bir mekanizma var mesela. Evet, göz, dil ve akıl ve hayal gibi zahiri ve batini haselerindir diyor, özelliklerindir diyor. Şimdi gelelim o yaveri ekreme. O ise Resul-i Kerim'dir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bakın Kerim ifadesi size ne ifade ediyor? Bana Allah'ın en büyük ikramı gibi bir ifadeyi çağrıştırıyor. İşte Resul-i Kerim. Ama asıl vazifesi ne?
Nebi dememiş bakın, Resul demiş, risalettir. Allah'tan aldığı hakikatleri insanlığa iletmesidir. Evet, o fermanı ahkam ise, hüküm fermanı ise ne vardı? Bakın bir hüküm gördük değil mi? Hüküm duyduk değil mi? Kâr ve zarar dengesinin anlatıldığı. İşte Kur'an-ı Hakim derken de o hükmü görüyoruz. Kur'an-ı Hakim'dir. Bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şöyle şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi ennelehumul cenne. Ve evet, o dalgalı muharebe, tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Bakalım o dalgalı muharebe meydanı neresi? Şu fırtınalı dünya yüzüdür. Niye fırtınalar var ki dünyada? Bakın nasıl fırtına geldiğine siz musibet geliyor dersiniz. Fırtınalar esip duruyor ve sürekli hava değişiyor. Durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, yani arkadaşlar iman gözüyle bakmadığımızda biz de bunu göreceğiz. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Evet. Bu soru varoluşçuların sorusudur bakın. Nereden geldik? Neciyiz? Nereye gidiyoruz? Yani nereden geldiklerini bulamazlar, neci olduklarını bulabilirler sadece. Belki. Ama nereye gittiklerini de eğer vahiy olmazsa bulamayacaklar arkadaşlar. Fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek, sonsuzlaştırmak çaresi yok mu diye bir soru var. Deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an, semadan inen Kur'an'ın sesi işitiliyor ve diyor ki evet var, hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Evet, o kar ve zarar dengesine yeniden gireceğiz. Bakalım ne göreceğiz? Bir, sual nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. Biz bunu birinci sözde de görmüştük değil mi? Emanetin sahibine satılması meselesini. Evet, işte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar ne? Fani mal beka bulacak. Fani mal beka. Bu senin cismin, aklın, gözün, işlenir vesaire. Hani olabilir. Bu senin malın mülkün olabilir. Neyse. Çünkü kayyumu baki olan, evet, her şeyi ayakta tutma gücüne sahip olan ve sonsuz olan Allah, Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, yani geçici olan ömür, bakiye inkılap eder. En önemli mesele bu değil mi arkadaşlar? Yani demek ki en önemli ihtiyaç kar olarak veriliyor. Senliği Cenab-ı Allah ölümsüz kılıyor. Ölümsüzlük, ebedi bir ölümsüzlük şeklinde, ebedi bir saadet şeklinde sana uğruyor. Yani diğer tarafa bakıyorsunuz, hani İn kuntu turaba ayeti var ya Nebe suresinin sonunda, ne diyorlardı? Keşke toprak olsaydım diyorlardı. Niye? Çünkü yokluk getirilip gözlerinin önünde yok edilecek. Ve işte asıl o zaman yok edilmeyi isteyecekler. Baki meyveler verir, sonsuz meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. Ne oluyor? Biz tohumu ektiğimizde toprağın altına girip tesettür ediyor. Ve üzerini toprakla örttüğümüz zaman artık o tohumu göremiyoruz. Ama o ekilen tohumlar başka bir bahar için diriliyor. Yani biraz emek ve sabır gerekli. Demek ki bizim yaptığımız bütün işlerin de neticesini göreceğimiz bu tarla, tarlalardan o başaklar ne zaman çıkacak? Kıyametin kopmasıyla. Sonra meyve vermeye başlayacak, cennete girmeyle, cemalullah'la. Fakat
Alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Yani diyor ki o vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta ziyadar birer munis manzara olurlar diyor. Munis, size dost manzara olurlar. Tamam. İkinci kâr ne? İkinci kâr cennet gibi bir fiyat veriliyor. Cenneti o zaman biraz tasvir mi etmek gerekiyor burada acaba bilmiyorum. Cehennemden çıkan hani müminlerden, inananlardan cehennemden en son çıkan mümine ölçüye bakın. Bir dünya kadar cennet verilecekmiş. Bu en küçüğüne verilecek olan. Bir dünya kadar cennet. Aman Allah. Mesela bir ağaçtan bahsediliyor. Bir deve doğumunda başlasa 70 yıl o ağacın etrafını dolaşsa ömrü yetmezmiş onun etrafını dolaşmaya. O kadar büyük ağaçlardan bahsediliyor. Bu da demek oluyor ki yani aslında bütün bu belki temsili olarak verilen şeyler cennetin büyüklüğünü hani bu dünyayla kıyaslayamayacağımız bir büyüklüğe sahip ve güzelliğe, ebedi bir cennetin hayal edilmesine vesile olacak olan şeylerdir. Yoksa zahire bakıp aldanmamak lazım. Üçüncü kâr peki ne? Her aza ve hasselerin kıymeti binden bire çıkar. Evet bakalım binden bire nasıl çıkartacağız? Aletler dedik. Neydi? Akıl gibi, göz gibi, dildeki kuvve-i zayka gibi meseleler. Burası aslında böyle hususi bir ders gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani çok araştırılması gerekiyor. Mesela akıl bir alettir diyor üstadımız. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp yani o aklını Allah'a imanla kullanmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan akıl neyi düşünür? Bakın şimdi girin dünyaya. Ne düşünüyor akıl? İnsanların akıllarını okuma şeyiniz olsaydı, ne diyelim yeteneğiniz olsaydı. Bir tane film vardı böyle. Şeyde otobüse bindiğinde kiminin çocuğuna olan işlenir meselesini, kiminin eve gidip ne yapacağını, kiminin iş yerinde yaşadıklarını, kiminin başkaları hakkında düşündükleri her şeyleri okuyunca zihinleri okumanın ne kadar böyle dayanılmaz bir hale geldiğini gösteriyordu aslında. Ama akıl diyor eğer öyle bir alet ki eğer Allah hesabına kullanmayıp nefis hesabına çalıştırırsan öyle meş'um, öyle uğursuz, müz'iç, sana sıkıntı veren ve seni aciz bırakan, muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın âlâ bu hazinesine, geçmiş zamanın bütün elemlerini senin aklına dolar. Buradan bir şey diyeceğim. Annelerimiz niye yaşadıkları problemleri unutmazlar da sürekli aynı şeyleri döner döner anlatırlar. Yani nişanlılıklarında istedikleri olmamıştır, düğünlerinde bir sıkıntı yaşamışlardır, işte doğumlarında bir hani böyle kimse onları anlamamıştır vesairedir. Hani düşünün bakın bu geçmiş zamanın elemlerinin insanın aklına dolanması gibi bir durum. Peki bunları şikayet ederek değiştirme şeyi var mı? Sonra ne yapıyor bu? Hani düşünceler o insanı aciz bırakıyor. Muacciz dedi. Sonra sıkıntı veriyor. Bir de uğursuzluk getiriyormuş. Meş'um ifadesinden anlıyoruz. Niye? Çünkü şikayet musibeti ikileştirir diyor Üstad Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şükür nimeti ziyadeleştirir diye buyuruyor. Demek ki akıl Allah için çalıştığında daima şükredecek ve her şeyin içindeki bir hikmeti bulacak. Ama Allah için çalışmayan zihinler, beyinler, akıllar geçmiş zamanın âlâmı, hazinanesini, hüzünlerini. Gelecek zamanın ahvali muhavvifanesine, ona korku kazandıracak hallerini. Gelecekte hani savaş çıkacak, işte kıyamet kopacak. Ondan sonra işte nedir hani bu başıma gelirse ne olur? Acaba ölecek miyim?
İşte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Bakın, vehimler, evhamlar. Âlâm-ı ehval-i muhafifanesi diyor. Senin bu biçare başına, çaresiz başına yükletecek yümünsüz, bakın bereketi yok ve muzır, zararlı bir alet derecesine iner diyor. Eğer aklını imanla bereketlendirmezsen. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için aklın kendini güçsüzleştiren ve tecavüzlerinden kurtulmak için galiben diyor ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar diyor. Bakın buyurun buradan yakın. Şu içinde bulunduğumuz toplumu ne kadar güzel analiz etmiş. Farkında mısınız? Ahir zaman ne kadar güzel analiz etmiş Üstad Hazretleri. Aman Allah'ım diyorum, yani bugüne hitap ediyor bunlar sanki. Neden? Çünkü evet, dizi filmlerle, işte indir yemek programlarıyla, aktüel programlarla ya da işte indir insana herhangi bir şey kazandırmayacak, ruhunu dinlendirmeyecek, onu Allah'a yaklaştırmayacak o kadar çok meseleyle hani aklı öyle bir giriftar oluyor ki, yani bütün bu sorumluluklardan kaçarak insan o düşünceler kendisini boğmasın diye ne yapıyor? Kendisini dizi izlemeye veriyor. Kendisini başka yerlerde alışverişe itiyor. Yani sadece bunu iç geçmek gibi algılamamak gerekiyor. Çünkü hani bizim de belki şeyimiz, sarhoşluğumuz, uyuştuğumuz an elbette ki başkalarının hayatlarının içinde kaybolduğumuz zaman dilimidir. Bir bakıyorsunuz ki dil, yani akıl 2 saat boyunca bir diziyi izlemiş ama dil bir defa bile Allah dememiş. Çok enteresan değil mi? Evet, eğer Maliki hakikisine satsa, hakiki sahibine satsa ve onun hesabına çalıştırsan diyor, önce satacaksın, sonra da çalıştıracaksın. Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, tılsımlı bir anahtar. Açıl susam açıl derken bir tılsım var ya, aynen onun gibi. Bakın, Allah size kainatın kapılarını açacak aklınızla. Nasıl diyeceksiniz? Şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Rahmet hazineleri ve hikmet defineleri, sır, giz ve incelikleri açacak. İşte kime ilim verildiyse ona pek çok hikmet verilmiştir diyor ya. Demek ki aklı tefekkürde kullanan insanlar Allah'ın izniyle rahmet hazinelerini açacak. O hazinenin içinde ne var? Allah'ın merhameti. Onu görecek, onu bulacak, ona yapışacak yani. Ve Allah'ın her yarattığı olayda sır, giz ve hikmetlerini algılamış olacak. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheya eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar diyor. Evet, bir mürşidi Rabbani. Allah Allah, biz mürittik, ne zaman mürşid olduk? İnsan demek ki aklıyla sahibini saadet-i ebediyeye, yani akıl diyor, eğer doğru kullanılırsa sahibini saadet-i ebediyeye müheya eden, oraya doğru insanı yönlendiren bir mürşit olur. Rabbani bir mürşit olur. İşte kime akıl verildiyse ona pek çok hikmet verilmiştir. Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Gördünüz mü? Bakın, ilmin insana kazandırdığı şeyi. O zaman aklı ne için kullanacağımızı şöyle bir düşüneceğiz. Satalım arkadaşlar. Aklımızı Allah'a satalım. O zaman size deli diyecekler, farkındayım. Çünkü dünyalık insanlar gibi düşünmemeye başlayacaksınız. Evet, mesela göz. İkinci bir alet. Öyle bir hassedir ki, özelliktir ki diyor. Ruh, çok sevdiğim bir yer. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Fisübhanallah. Ruh ebedi, sonsuz. Ve o sonsuzluk iklimi ancak insanın o göz pencerelerinden izleniyormuş. Neden? Çünkü
insanın gözüyle gördüğü her bir varlık bir misal gibi görmek gerekiyor. Ve gördüğünüz her güzellikle ya şükrediyor ya da sizi günah şeylere sevk ediyor ve ruhunuzu daraltıyor. Evet, bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyrile şehvet ve nefsi nefsaniye, hevesi nefsaniyeye bir kavva derekesinde bir hizmetkar olur. Şimdi bakın burada hani göz tesettüründen belki biraz bahsetmek gerekiyor. Bize verilmiş yani tesettürü indir, göz kapaklarını kapat demiyor sadece. Gözü kapatmak yerine gözü olması gerektiği yerde kullanmamız gerektiğini söylüyor. O zaman ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'a satarsanız sani basirine satsan, sanatla yaratan, her şeyi gören Allah'a satsan, demek ki burada bir ölçü var. Allah'ın sanatla yaratıp gözü, kendisinin de benim görme alanım dar ama Cenab-ı Allah'ın her şeyi gördüğü meseleyi idrak etmem için Allah bana bir ölçücük vermiş. Demek ki benim bu gözüm, bu cismim bir alet, bir ölçücük yani. Terazi gibi düşünebilirsiniz. Evet, onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, yani gözünle ne yapacaksın o zaman? Kainatta güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hadi bakalım buradan bir tane yaktık. İkincisi, Cenab-ı Allah'ın sanatlarını görme noktasında. Yani takdir edeceğin güzellikleri ancak gözlerinle idrak edebiliyorsun. Ve gözlerini burada kullandın, tefekkürde kullandın. O zaman şu göz, şu Kitab-ı Kebir kainatın muhteşem bir ifade bak. Göz anlatması. Şu Kitab-ı Kebir kainatın, kainat Kitab-ı Kebir'inin ve şu alemdeki mucizatı sanat-ı Rabbani'nin, Allahu Teala'nın terbiye ediciliğinin mucizevi sanatları. Bir seyircisi olur. Seyirci. Bak gözünle görüyorsun bunları. Sanatları seyrediyorsun. Aynı bir müzeye gitmiş, sanat eserlerini seyreden bir insanın hayranlığıyla. Ne diyorsun ya, Michelangelo ne kadar güzel bir sanatçı. İşte Leonardo da Vinci ne güzel bir sanatçı. Ya da bir filmi izlediğin zaman ya yönetmen de yapmış diyorsun ya. Aynen bunun gibi demeyeceğim. Bundan daha öte bir şey kazandıracak size. Çünkü sizin bu takdiriniz size iman olacak. İrfan olacak. İrfani bir okuyuş yapacaksınız yani kainatta. Bunun da altını çizeyim. İrfani bir okuyuşta bakacaksınız. Bildiğini bilen edayla değil, ilmi bir bakış değil, irfani bakış da bilmediğini idrak eden. Hayretler içerisinde bir bakış, muhabbetle bir bakış, aşıkane bir bakışta diyebilirsiniz buna. Evet, diyor ki ve şu küreyi arz bahçesindeki arz yani şu küre yer küre bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Diğerinde neydi? Bir kavvat derecesine iniyordu. Neden? Çünkü gözleriyle her böyle onu günaha sevk edecek şeylere bakıyordu. Şimdi bunu nitelendirmeyeceğim. Hepiniz anladınız. Ama diğerinde de göz olması gerektiği yerde kullanılıp Hakk'a satıldığında bizleri küre-i arz bahçesinin rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı gibi gözlerimizi o hale getiriyor. Yani her çiçekten bal alıyorsunuz. Her şey ya oluş itibariyle ya da yaratılış neticesi itibariyle güzeldir diyor ya. İşte siz kötü olan bir şeye baktığınızda da onun içindeki güzelliği görüyorsunuz. Örnek, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demişler ya, ay leş. Ya Resulallah leş. O da demiş ne kadar güzel dişleri var değil. O leşin içindeki güzel dişleri gören efendim ne kadar harika bakmış gözleriyle. Evet, mesela dildeki kuvve-i zayka. Kuvve-i zayka ne demek? Tat alma kuvveleri. Gudde diyoruz bunlara.
Yaklaşık 200 tane kadar böyle ya da daha fazladır belki. Küçük küçük topçuklar var daha derinden böyle incelemeye çalıştığınızda. Ve bütün tatları birbirinden ayırt edebilecek o tat alma organı. Aman Allah'ım. Dünyayı yiyip yutuyoruz o tat alma hastalığı için. Hani gurmelik var ya. Bir de sonradan görmelik var. İkisini de karıştırmamak lazım. Ama böyle ağızlarını aldıklarında her şeyi evirip çevirip her şeyin en güzelini yemeye çalışan bir insan. Şimdi bakın burada bir örnek verecek. Ramazan'da da bu örneği vereceğiz yine. Fatıra hakimine satmazsan eğer diyor. Onu fıtratına en uygun hikmetle yaratan Allah'a satmazsan. Belki nefis hesabına mide namına çalıştırsan. O vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner. Kapıcı Cafer'e bizimkiler diye bir film vardı, dizi vardı. Cafer kapıcıydı. Eğer o kapıcının cebine siz şey açar atarsanız, bahşiş atarsanız herkesi içeri alır. Ama hırlı mı, hırsız mı, faydalı mı, faydasız mı bunu kontrol edemezsiniz. Bakın demek ki dil de eğer Cenab-ı Hak hesabına kullanılmazsa kapıcı hükmüne geçiyor ve her yediğiniz yemek bir bahşiş oluyor ve insanı hastalandırıyor. Bugün bakın diyabet, bugün bakın yüksek tansiyon, bugün bakın şeker. Yani aslında toplumu okuyor Üstad Hazretleri bakın bu noktada. Hepsi demek ki nereden gidiyor? İnsanların o tat alma hislerine hakim olamamaktan. Bakıyorsunuz bazen mide tıka basa dolu ama hala yemeye devam ediyor. Niye? O tadın devamlılığını seviyor insan. O yüzden yiyor. Tıka basa yiyor yani. Oysa ki neydi yemek? Yani hayatta kalmak için gerekli olan bir şeydi. Evet, midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner diyor. Ve sukut eder. Demek ki fıtri özelliğini kaybediyor ve sukut ediyor. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, evet her şeyi ikramla rızık olarak veren, rezzak olan Allah'a satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayka, yani o tat alma organı kuvvesi, rahmeti ilahi, Allah'ın ilahi rahmetin hazinelerinin bir nazır-ı mahiri olur diyor. Nazır. Yani gözetici. Kudret-i Samedaniye, her şeyin Allah'a ihtiyacı olduğu halde hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. Evet, o diyor, o mutfağın diyor bir şükreden müfettişi hükmüne çıkar. Ha nasıl bir müfettiş? Test ediyor, onaylıyor. Hani vardır ya, müfettişler okulları gezerler ya da iş yerlerini gezerler ve işte bazen tadarlar bazı şeyleri. Sağlıklı mı sağlıksız mı diye. İnsan sağlığına zarar veren bir şey var mı yok mu diye tadarlar. İşte bakın dildeki kuvve-i zayikayı demek kullanma amacımız şu olacak. O kuvveyi tat alma organını Cenab-ı Hakk'a satma noktasında şöyle yapacağız. Evet, dilimize aldığımız bir yiyeceğin bize vermiş olduğu tadı ve lezzeti gönderen kudreti, rezzakiyeti, rahmaniyeti, samedaniyeti idrak edeceğiz. Aman Allah'ım sen böyle ne kadar güzel lezzetler yaratmışsın. Bir de bunların cennetteki güzellikleri kim bilir nasıldır acaba deyip hakiki nimetleri kazanmaya o tatlar seni sevk edecek. Ve şükre sevk edecek. Şükür de nimeti ziyadeleştirecek inşallah. İşte ey akıl, üç tane özellik söyledik. Akıl, göz ve dil. Dikkat et. Meş'um, uğursuz bir alet nerede? Ya akılla uğursuz oluyordu. Kainatın anahtarı nerede? Hadi bakalım hepimiz kıyas edelim yani bunu. Ey göz, güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Hani o gözle namussuzluk yapan bir varlık nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin,
Yani o fenlerinin nazırı, o gözeticisi nerede? Ve ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı, bahşişçi yani nerede? Ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i Hasa-i Rahmet nazırı nerede? Allah'ın rahmetinin has hazineleri. İşte onun diyor gözeticisi nerede? Kıyas edeceğiz. Veya daha bunlar gibi başka aletleri, azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Aman Allah'ım. İşte görüyorsunuz yani bize emirler verilmiş. Uyarılmışız. Ve bu hakikatleri anlatıldıktan sonra hala insan küfürde diretiyorsa o zaman işte nasıl kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbediyor bunu da anlamış oluyoruz. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi neymiş? Mümin imanıyla Halık'ının emanetini yani mümin inandıktan sonra yaratıcısının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir, kullanmasıdır diyor. Ve kafir hıyanet ediyor, nefsi emmare hesabına çalıştırmış oluyor. Evet, demek ki nefis hesabına çalıştırmak bizde imanın tam oturmadığının bir göstergesidir diyebilir miyiz? Soruyorum sadece. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları çoktur, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade acizdir, hayat yükü pek ağır. İnsanın ilk önce kendi kimliğinin farkına varsın. Eğer Kadir-i Zülcelal'e, kudreti her şeye kuşatan Allah'a dayanıp da tevekkül etmezse ve itimat etmezse, bakın o emaneti sahibine vermeniz için emanetin sahibine güvenmeniz lazım. Eğer güvenmezseniz haşa Allah'ı itham etmiş olursunuz. İşte bakın aynen böyle. İtimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler. Yani hiç kazancı olmayan yorgunluklar. Hangisi gibi mesela? İnsanlar çok acayip değil mi? Melekler öyle diyorlar ya. Ölmek için bina dikiyorlar diyor. Yıkılsın diye binalar dikiyorlar diyor. Ve yarın öleceğini bildiği halde yine de bu dünyaya sarılıyor. Elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. Bakın topluma. Ya sarhoşlar var. Bu inançsız kesime baktığınızda. Tabii onlara kızmak değil acımak gerekiyor. O yüzden de hani emri bil maruf nehyenil münker vazifesini hakkıyla yapmamız lazım arkadaşlar. Ya sarhoşlar, ya akılları başlarına değil kendilerini sarhoşluğa etmişler. Ya da canavarlaşmışlar, insanları eziyorlar. Beşinci kâra bakalım. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti, tesbihatı, o yüksek ücretleri. Şimdi benim ellerim tesbih ediyor, dillerim tesbih ediyor, gözlerim tesbih ediyor. Çünkü niye? Bütün bunlarla Allah'a ibadet et diyorsam eğer, bütün bu azalarımla, tefekkürümle Allah'ı zikretmiş oluyorum, ibadet etmiş oluyorum. Yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine. Ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Bir, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva, meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup gidecek, kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini, acılarını senin boynuna bırakıp yükletecekler. Aman Allah'ım, oralara işte bakın bir de bu veballerle gitmek var. İkinci hasaret. Emanette hıyanet cezası çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Yani haşa pırlantayla bir çamuru eşelemeye kalktın. En parlak şeyle en basit bir şeyi yapmaya çalışıyorsun. Dördüncü hasaret,
Üçüncü asaret, bütün kıymettar cihazat insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmeti ilahiyeye iftira ve zulmettin. Demek ki o fıtri olarak verilmiş olan özelliklerin, hasselerin, cihazlarını Allah'ın yarattığı fıtri özelliklere göre kullanmazsa o zaman onlar hakiki değerini yitirdikleri zaman hayvanların da aşağısına seni itiyor. Evet ve hikmeti ilahiyeye, Allah'ın hikmetine iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, aciz ve fakrın ile beraber hem aciz hem de fakirsin. Bütün bunlara rağmen o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi, yani ayrılık ve ayrılık acısı tokadının altında daima huveyla edeceksin. Beşincisi de hayat ebediye, yani ebedi hayat esaslarını, saadet-i ukreviye levazımatını ahirette, ukrevi alemde sana ihtiyacın olan, lazım olan saadeti tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i rahmaniye. Demek ki bunların hepsi rahmani bir hediye. Cehennemin kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Evet arkadaşlar, neticeye doğru geldik. Son sözlerimizi artık söylüyoruz. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Sizce ağır mı o kadar? Bakın, kazanç ihtimalini düşündüğünüz zaman bana çok büyük bir rahmetmiş gibi geliyor böyle bir ticaretin olması. Ve bu ticaretten haberdar olmak beni kendimi çok özel hissettiriyor. O yüzden hani diyor ya, üzülmeyin, gevşemeyin. İman ediyorsanız üstünsünüz. Ve ben kendimi gerçekten bu noktada, bu hitaba muhatap o hissettiğimden dolayı kendimi üstün görüyorum. Bu ne demek? Başkalarına göre büyüklük hissetmek değil, imanın gücünün insandaki oluşturduğu bir mutluluktur aslında. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Kat yok diyor. Kat'a ve asla, kesinlikle ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, hafiftir, keyfe kafi gelir. Helal dairesi geniş, yani yine yiyeceksin, yine içeceksin, yine helaline bakacaksın. Yine işte hani aklın başka şeyleri tabii ki düşünecek ama helal dairesinin içinde yaptığında keyfini de alacaksın. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bizden istediği emirlerin içerisine lezzeti de koyması müthiş bir lütuf. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise hafiftir. Yani farzları işlemek hafiftir. Azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki, işte bakın dedim ya bu meseleleri ifade ederken, ona abd ve asker olmak, ona muhatap olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Bakın bu da tarif yok. Neydi? Marifetullah'ı tarif edebilirsiniz. Muhabbetullah'ı tarif edebilirsiniz. İmanı billahı tarif edebilirsiniz ama zevki ruhaninin, lezzeti ruhaninin tarifi yok. Belki de ondan da öteye sizi götürecek tarifi olmayan bir şeye. Vazife ise yalnız asker, bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı. İnşallah Allah, birinci sözü sanki tekrar geri döndük gibi hissediyorum. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Her şeyi onun için vereceğiz, onun için alacağız. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket edeceğiz. Yani sınırlarımızı Allah çizecek ve sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Evet, sonra da burada çok güzel bir dua var. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Evet, buradan duamızı da aldık, istiğfarımızı da aldık, af da diledik. İnşallah Allah bizleri kendine kul kabul etsin. Emanetini alma zamanına kadar, ölüme kadar bizleri emanette emin kılsın inşallah. Evet, Allah razı olsun dinlediğiniz için. Görüşmek üzere inşallah.